Abidin Elderoğlu'nun yağlı boya bir resmine bakıyoruz. Abidin Elderoğlu ilhamını temel olarak bizim kaligrafi yani hat sanatımızdan alan bir kişi olarak yine bakın o hat sanatının değil mi o akışkanlığı şuradaki formlarında çok belli. Ve hatta eğer ki bu bizim padişahların fermanlarından haberiniz varsa o fermanlardaki yazının üst üste binen bir yazıdır o. Dolayısıyla cümlenin sonunda da satırın sonunda böyle yukarı gitme eğilimi vardır. Bunu genelde böyle bir gemiye benzetirler. Hatta ben açıkça bakın o formu dahi burada görüyorum şurada. Buradaysa yukarıdaysa bana birazcık güneşi andıran yani şuranın şu mavilerin soğukluğu ve mor rengin soğukluğunu buraya koyduğu güneş kursu ve parlak kırmızı parlak sarı oldukça ısıtmış olduğunu söyleyebilirim. Abidin Elderoğlu şunu diyor, bir kere müzikten çok etkileniyor ve görsel bir müzikal yaratmak istediğini okudum. Onun söylediği bir demecinde dolayısıyla gözle duyulabilecek resimler diye orada da bir cümle kullanmış. Hakikaten bir kere hani kaligrafiye bakarsak kaligrafinin belli formları da notalara benzer. Bize takım notaları hatırlatır. Dolayısıyla bütün bu hat sanatının akışkanlığı değil mi? Buradaki bütün kompozisyonun içerisindeki zaman zaman oluşan tezatlar hani eğer ki bunu duyabilseydik belki de heyecan içeren böyle bir senfoni olabilir diye aklıma geldi buna baktığımda.